Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tübüler channel tekniğini çalışacağız. Bakın ben yine sizler için minik minik modeller hazırladım. Bu şekilde iki renkten oluşabilir çalışmanız hanımlar. Ya da isterseniz buradaki gibi renk geçişleri yapabilirsiniz. Gerçekten görüntü itibariyle çok şık. Yine çok amaçlı bir çalışma. Kolye, bileklik, gözlük ipi, halhal, küpe ne yapmak isterseniz yapabileceğiniz bir çalışma. Malzemelerimiz 11'e 0,2 renk kum boncuğumuz var. Boncuk ipimiz ya da 0,20'lik misinamız var ve boncuk iğnemiz var. Şimdi yapılışına geçelim inşallah. Bakın önce bir tane stop boncuğu yapıyorum. İpimin en altına indim. İçinden bir tur geçtim. Sonra bir kez daha geçiyorum sağlam olsun diye. Şimdi 4 tane boncuğumu alıyorum. Bakın 4 tane boncuğumu aldım. İpimin en altına indim. 2 tanesinin içinden geçiyorum şu şekilde. Bunları elimle düzelttim. Sağ taraftaki 2 boncuğumun içinden aşağıya iniyorum. Şimdi herringbone tekniğini sizlerle daha önce çalışmıştık hanımlar. Bu 2 sıra 1 sıraya tekabül ediyordu. Ben 3 sıra herringbone çalışacağım. Bakın 2 tane boncuk aldım. İpim aşağıdan çıkmış. Yukarıdan aşağı doğru çaprazlıyorum. Ve son taktığım 2 boncuğun içinden geçiş yapıyorum. Şimdi yine 2 tane boncuğumu alıyorum bakın. İpim yukarıda, aşağıdan yukarıya doğru giriş yapıyorum. Ve son taktığım 2 boncuğun içinden geçiyorum. Şimdi yine 2 tane boncuğumu aldım. Bu şekilde ipim aşağıda, çaprazladım. Ve son taktığım 2 boncuktan yukarı çıktım. Şu an 1-2 sıra herringbone'um oldu. Bir tane daha takarsam tamamlanıyor sıram. Bakın 2 boncuk aldım. İpim yukarıda. Aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Ve son taktığım 2 boncuktan aşağı indim. Şimdi bu iki ucunu birleştiriyoruz hanımlar. Şu şekilde bakın ipim aşağıda. Ne yapıyorum? Hemen şuradaki 2 boncuktan şöyle göstereyim. Geçiş yaptım. İkisini. Şimdi iyice sağlam olsun diye yine hemen yanındaki 2 boncuktan daha geçiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Ve sonra buradan yukarı çıkıyorum. Artık burayı iyice sağlamlaştırdık. Şimdi işlemimize devam edebiliriz. 2 tane mavi boncuk alıyorum. Bakın şu şekilde 2 tane mavi boncuğumu aldım. İpim sağ tarafta. Bakın buradan çıkmış. Hemen yanımdaki sol taraftaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Boncuklarımı elimle buraya oturtuyorum. Sonra sol taraftaki bir boncuktan yukarı çıkıyorum. Çevirdim elimde. Yine 2 tane kum boncuğumu alıyorum. Bakın 2 tane kum boncuğumu aldım. İpimiz burada. Hemen yanımızdaki sol taraftaki bir boncuktan aşağı iniyoruz. Sonra hemen onun solundaki bir boncuktan yukarı çıkıyoruz. Bakın son kez 2 tane boncuk alıyorum. İpimiz dikkat ederseniz burada 2 tane boncuğumu aldım. Sol taraftaki bir boncuktan aşağı indim. Ama sıra başına geldim. O yüzden şöyle tutayım daha rahat göstereyim. Sıra başına geldiğim için hanımlar 2 boncuktan yukarı çıkıyorum. Bakın böyle bir şeklim oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane altın sarısı boncuk alıyorum. Bakın bir tane altın sarısı boncuğu aldım. İpim buradan çıkmış. Hemen yanımızdaki bir boncuktan aşağı iniyoruz. Hemen sol tarafımızdaki mavi boncuktan yukarı çıkıyoruz. Yine bir tane altın sarısı boncuk alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Hemen yanımızdaki sol taraftaki bir boncuktan aşağı iniyoruz. Hemen yanımızdaki sol taraftaki mavi boncuktan yukarı çıkıyoruz. Yine altın sarısı boncuğumu alıyorum. Bakın ipimiz burada. Şu
şu tarafta. Hemen yanımızdaki mavi boncuktan aşağı indik. Şimdi sıra başına geldik. O yüzden hemen yanımızdaki sol taraftaki mavi boncuğumuzdan ve yeni taktığımız altın sarısı boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. Bakın şu an tepede 3 tane altın sarısı boncuk görüyorsunuz hanımlar. Bu tekniğin mantığı bu. Bir sıra ikili mavi boncuklar takacağız. Bir sıra tekli altın sarısı boncuklar takacağız. Şimdi 3 tane altın sarısı boncuğum var ya. Ne yapıyorum? 2 tane mavi boncuğumu alıyorum. Bakın 2 tane mavi boncuğum aldım. İpim buradaki altın sarısı boncuktan çıkmış. Hemen yanımızdaki altın sarısı boncuktan geçiş yaptık. Burada sıkı tutmamız lazım. Sonra yine 2 tane mavi boncuk alıyorum. Bakın 2 tane mavi boncuğumu aldım. İpimiz buradan çıkmış. Hemen yanımızdaki altın sarısı boncuktan geçiş yaptık. Şimdi yine 2 tane mavi boncuk alıyorum. Bakın. İpimiz buradan çıkmış. Hemen yanımızdaki altın sarısı boncuktan geçiş yapıyoruz. Ama sıra başı olduğu için bir tane de mavi boncuğumdan geçiş yapıyorum. Sıra başlarında her zaman iki boncuktan birden geçiş yapacağız. Bakın hanımlar, bu çalışma aslında bizi yönlendiriyor. Şimdi yan yana iki tane mavi boncuğumuz var. O zaman ne yapacağız? Aralara altın sarısı boncuğumuzu yerleştireceğiz. Bir tane altın sarısı boncuğumu aldım. Hemen yanımızdaki mavi boncuktan geçiş yapıyorum. Aynı zamanda şuradaki sarı boncuğumu da boş geçiyorum. Yani bakın bu şekilde iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir tane altın sarısı boncuk alıyoruz. İki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bu sırada da bu şekilde döneceğiz. Bir tane altın sarısı boncuk alıyoruz. Bakın buradaki mavi boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. Aynı zamanda şuradaki şu altın sarısı olan boncuğumuzun yanındaki mavi boncuktan da geçiş yapıyoruz. Gerçekten çok basit bir teknik hanımlar. Bakın yine bir tane altın sarısı boncuğumu aldım. Hemen yanımdaki mavi boncuktan geçiş yaparken buradaki mavi boncuğumdan da geçiş yapıyorum. Ama sıra başım olduğu için bu yeni taktığım, şöyle göstereyim. Yeni taktığım altın sarısı boncuğumdan da geçiş yapıyorum. Sıra başlarında her zaman iki boncuktan geçiş yapacağız. Bakın yine baktığımız zaman 3 tane altın sarısı boncuk görüyoruz tepeden. 1, 2 ve 3. Ne yapacağız? Aralara mavi boncuğumuzu yerleştireceğiz. Söylediğim gibi çalışmamız aslında bizi yönlendiriyor hanımlar. İpimiz buradan çıkmış. Hemen şuradaki altın sarısı boncuğumuzdan geçiş yaptık. Şimdi yine 2 tane mavi boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış. Hemen yanımızdaki altın sarısı boncuğundan geçiş yaptık. Yine 2 tane mavi boncuk alıyorum. Bakın ipimiz buradan çıkmış. Hemen buradaki altın sarısı boncuğundan geçiş yapıyorum. Ama sıra başına geldiğim için bir tane de mavi boncuğumdan geçiş yapıyorum. Bu tekniğin mantığı hep bu şekilde hanımlar. Bir sıra tekli altın sarısı boncuk takıyoruz. Bir sırada da ikili mavi boncuk takıyoruz. Bakın yine yan yana iki tane mavi boncuğum var. Bir tane altın sarısı boncuğumu aldım. Buradan geçiş yapıyorum. Aynı zamanda buradaki mavi boncuğumdan da geçiş yapıyorum. Burada hiç kafanız karışmasın. Hiç kafa karışacak bir şey yok hanımlar. Bakın altın sarısı boncuğumu aldım. Hemen yanımızdaki mavi boncuktan geçiş yapıyoruz ya. Burada altın sarısı boncuğumuzu da atlıyoruz. Bir mavi boncuktan daha geçiş yapıyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama benim yaptığım şekilde daha pratik. Hiç kafanız karışmasın o yüzden. Bakın bir tane altın sarısı boncuğumu aldım. Buradan geçiş yapıyorum. Aynı zamanda buradaki mavi boncuğumdan da geçiş yapıyorum. Ama sıra başına geldiğimiz için ne yapıyoruz? Bir tane de yeni taktığımız altın sarısı boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın şimdi tepeden 3 tane altın sarısı boncuğumuz var. 1, 2 ve 3. Ne yapacağız? Araları 2 tane mavi boncukla dolduracağız.
Bakın iki tane mavi boncuğumu aldım. Buradan geçiş yapıyorum hemen. Çalışırken sıkı tutmayı unutmayın hanımlar. Yine iki tane mavi boncuğumu alıyorum. Bakın şu şekilde. İpim buradan çıkmış. Hemen şu yukarıda duran altın sarısı boncuğumdan geçiş yapıyorum. Yine iki tane mavi boncuğumu alıyorum. Bakın yukarıda duran altın sarısı boncuğumdan ve sıra başım olduğu için mavi boncuğumdan geçiş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapıyorsunuz. Şimdi diyelim ki bilek ölçünüze göre ya da ne yapmak istiyorsanız o ölçüye göre yaptınız. Şu alt kısmı iki sarılı olan kısmı nasıl yapacağız bu tarafta onu göstereyim hemen. Şimdi iki tane altın sarısı boncuğumu aldım bakın. İki tane daha alıyorum. Yani dört tane alıyorum. Bakın dört tane altın sarısı boncuğumu aldım. Şimdi hemen buradan yanımızdaki maviden ve atlıyorduk ya hani. Boncuk atlıyorduk bir boncuk. Ve şuradaki maviden geçiş yapıyoruz. Aradaki altın sarısı boncuklarımızı atlıyoruz. Bakın böyle bir şekil oldu. Şimdi yine dört tane daha boncuk alıyorum. Üç sıra herikbon var ya. Burada da üç sıra herikbon yapıyorum yani. Bakın buradaki maviden şu aradaki altın sarısı olan boncuğun üstüne atlıyoruz. Buraya da geçiş yapıyoruz. Bakın. Şimdi son kez yine daha dört tane boncuk alıyorum. Bir. Bir. İki. Üç. Ve dört. Bakın dört tane boncuğumu aldım. Ne yapıyorum hanımlar? İpim buradan çıkmış. Hemen yanımızdaki bir maviden geçiş yaptık. Şimdi sıra başım olduğu için normalde şu maviden de geçmem gerekiyordu biliyorsunuz. Şu aradaki sarı boncuğu atlıyoruz. Altın sarısı boncuğunu. Bir maviden ve yeni taktığım iki tane altın sarısı boncuktan toplamda üç boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde çektim. Böyle bir görüntüm var. Şimdi bunları açık bırakamam. Ne yapmam lazım? Bunları birleştirmem lazım. Hemen şuradaki iki tane altın sarısı boncuktan aşağı iniyorum. Yanımızdaki altın sarısı boncuktan. Sonra karşıdaki sol tarafımızdaki iki tane altın sarısı boncuktan çıkıyoruz. Bu açık olan kısmı birleştireceğiz hanımlar. Buradan indik. Siz tabii ki yapıp örme işleminiz hani ölçünüze göre yaptıktan sonra bunu yapacaksınız. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan iki boncuğumdan iniyorum. Komple etrafını dönmüş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi şuralarda birleşsin diye tekrardan devam ediyoruz. Hiç açıklık kalmayana kadar. Bakın burada birleşti. Bu şekilde hanımlar komple dönüyoruz. Şimdi artık tekrar geldik ya bu tarafa. Şu aradaki açıklıklar kaybolsun diye bu sefer de bu tarafa doğru gidiyoruz. İki tarafı birleştirmek için. Bakın bu iki taraf da birleşti. Yani biz sağdan sola gittik. Hepsini geçtik. Bir de soldan sağa gidiyoruz. Bakın şu iki sırayı da ikili ikili olarak bu şekilde. Bakıyorum hepsi birleşmiş mi? Şurayı da yapalım. Hiç boşluk kalmayana kadar birbirlerine İyice birleşene kadar yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an hepsi birleşti ve hiç açıklık yok. Böylelikle alt kısmında yapmış olduk. Gerçekten çok şık bir model hanımlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.